Evet, soruyorum canlı yayınımızdan tüm Cep Haber takipçilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Seçim maratonuna yavaş yavaş başlıyoruz. Tabii AK Parti'de de aday adayları isimler açıklanmaya başladı. Bu isimlerden biri bugün canlı yayın konuğumuz. AK Parti Çorlu Belediye Başkan aday adayı Sayın Necmi Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş gördük ablacığım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben konuşacağım mı? Ben... Ercan Bey. Peki, ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada bir yarım saat 40 dakika Necmi Yıldırım kimdir, neler yapmayı düşünüyor, neden Çorlu Belediyesi'ne aday oldu, neden AK Parti, bunlarla ilgili soracağız. Ama tabii öncelikle sizi tanıyoruz aslında, daha önce de aday adaylıklarınız vardı, partinizi destekleyen bir isimsiniz. Biraz Necmi Yıldırım'ı tanıyalım programın girişinde. Öncelikle sevgili Ercan abi ve Gülgün abla, sizi tanımaktan, sizlerle birlikte aynı şehirde yaşamaktan gerçekten çok mutluyum. Beni bu programa davet ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederim. Ve şu anda bizi izleyen, vakit ayıran, şu anda beni merak eden, beni seven destekçilerime de sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum kendilerine. Vakit ayırıp en önemli zamanlarını beni dinleyerek geçirdikleri için. Ve dün aday adaylarımızdan Hakan Sunal'ın, sevgili aday adayı abimizin, Çorlu'nun kıymetli büyüklerinden babasını kaybetti. Evet. Onun için onun acı bir günü vardı. O da başsağlığı tekrar dilemek istiyorum ve izleyenlerimizden de onun için hayır dua bekliyorum. Ve tüm Çorlulu hemşerilerimize de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Her şey Çorlu için. Umut ediyorum ki Çorlu hak ettiği güzelliklere kavuşur. Ve bunun için de aday adaylarımızı açıkladık. Çünkü her şey siyasetle oluyor. Her şey bir karar merceği, bir yönetim noktası var. Ülkelerimizi de yöneten, şehirlerimizi de yöneten, mahallelerimizi de yöneten bir yapılanma organizasyonu var. Mahallelerimizde muhtarlarımız, şehirlerimizde belediyelerimiz ve ülkemizde de siyasi partilerin kurmuş olduğu, biliyorsunuz, sistem bunu yönetiyor. Dolayısıyla da biz gençliğimizi bu topraklarda geçirdik. Ayçiçek tarlalarının içerisinde kovaladık ve dolayısıyla da ben doğduğumda Çorlu'nun nüfusu 20 bindi ve dolayısıyla da şimdi 400 bin. Çorlu'nun da büyüme ve gelişmesine şahitlik ettik. Tabii biz de büyüdük, biz de iş adamı olduk, iş insanı olarak anıldık ve Türkiye'nin hem tanınmış televizyon program yapım, sinema yönetmenliği gibi hayatımızda, kariyerimizde başarılı bir sürü işimiz var. Ama gördük ki siyaset her şeyin önünde, en önde götüren bir unsur, bir lokomotif gibi aynı. Neden? Çünkü gençlerin geleceğini alabilmesi, kurabilmesi, şehirlerdeki yapılanmaların daha modern olabilmesi için hep yöneticilerin bilgilerine ve birikimlerine ihtiyacı var. Ve dünyada birçok örnek veriyorum, ülkeyi gezdim. Yani gitmediğim yer yok denecek kadar işin açıkçası az ve her gittiğim yerde çok merak ettiğim, çok nasıl başardıklarını, projelendirdiklerini sorup soruşturduğum güzel yapılarla da karşılaştım. Tabii dünyayı gezip tekrar Çorlu'ya gelince, suların kesildiğini görünce, elektrik sıkıntılarını yaşayınca ve belediyesel sorunları görünce insan üzülüyor. Dolayısıyla da diyorsun ki niçin bu işler olmuyor? Tabii ki yönetimde olan arkadaşlarımızın gerekli açıklamaları ve yapabildikleri hizmet doğrultusunda takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ama biz de daha iyisini yapabileceğimizi, daha güzelini yapabileceğimizi ispat edebilmek için bu sevimli, güzel yarışın içine girmeye karar verdik. Yani sonuçta kazanan Çorlu olacak. Çorlu olsun. Evet. Geçtiğimiz dönemde de aday adaylıklarınız vardı. Onu zaten takipçilerimiz biliyordur ama... Kaç yıldır AK Parti'de üyesiniz ve neden AK Parti? Onu da merak ediyorum açıkçası. Evet, benim vizyonuna ve misyonuna inandığım, güvendiğim, Türkiye'nin 20 yılda gelişine hepimiz şahit oluyoruz. Dolayısıyla da sempati duyduğum bir durum. Ve ülkemizde de örnek veriyorum, aslında AK Partili olmak ya da CHP'li olmak, MHP'li olmak şahsının fikri bu. Çok... Örnek veriyorum, böyle bölücü bir cümle olmasını istemiyorum. Neden? Çünkü biz hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz. Evet, kendi rekabetlerimiz var, kendi hırslarımız var, yaptıklarımız, yapamadıklarımız var. Ama bu sistem birbirimizle yarış haline götüren bir sistem. Halbuki keşke bu sistem daha böyle millet meclisi gibi, örnek veriyorum,
her beldenin, her ilçenin bir organizasyonu olsa ve kendi sistemini oy çokluğuyla yapılacak olan projeleri de yapabilse, değişik bir sistemle olsa, inanıyorum ki hem hatalar çok az olur hem de çok iyi projelerle gidebiliriz. Dolayısıyla da ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel hayatına baktığım zaman başarılı, azimli ve hakikaten Türkiye'mizi dünyada bir numara yapan ve kendisine de dünya lideri diyoruz zaten. Hı hı. Gittiği bütün dünya ülkelerinde de meclisleri, başkanlar koltuklarını kendisine oturması için misafir ediyorlar. Örnek aldığım bir bireysel başarıdır. Yani biliyorsunuz muhtar bile olamaz diye anketlerden, hı hı, siyasi başarı ve manevrayla ülkemizi yönetebilecek ve ülkemize kazanımlarıyla yüzlerce, binlerce sayabileceğimiz bir sürü projede, örnek veriyorum, öncülüğü oldu. Onun için hayranlığım önce Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sempatimden dolayı AK Parti'de yer aldım. Ve hala da aynı sempatim, aynı heyecanım, aynı muhabbetim kendisine devam ediyor. Ama onun açtığı bu yolda da gençler olarak biz de aynı hırsta, aynı heveste, aynı azimde olduğumuzu da iletmek ve kendisine göstermek arzusu içerisindeyiz. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Bu bayrakta çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar başarılı işler çıkartabileceğini milletine ispat edebilmenin ne kadar önemli olduğunu bize kanıtlamış bir lider. Onun için onun yolundan, onun izinden bugünkü teknolojiyi ve imkanları da değerlendirerek ülkemize kazanım sağlayabilmek için bu yola girdim. Yani. Evet. Var mı Ercan Bey? Devam edeyim. Efendim var sorularımız ama şu an sona doğru. Susma hakkımı kullanıyoruz. Sona doğru. Ben tekrar edeyim. Soruyorum canlı yayınımızın konuğu AK Parti Çorlu Belediye Başkanı adayı Sayın Necmi Yıldırım. Başkanım, sizin bir kolunuz İstanbul ama sık sık Çorlu'dasınız. Çorlu'da neler yapıyorsunuz? Çok sık görüyoruz aslında sizi Çorlu'da. Evet, ben Çorlu'da yaşıyorum zaten. Evim burada. Evet, dolayısıyla da İstanbul'dan da dünyaya açılıyorum. Yani benim iki tane işim var. Ben hem armatörlük yapıyorum hem de, örnek veriyorum, elektrik santralleri kuran bir tesisim var. Tamir, bakım, onarım yapan. Bir nevi brokerlık yapıyorum. Yani dünyadaki ikinci el santralleri, bozulmuş olan santralleri alıyorum, tamir ediyorum, yeniliyorum, revize ediyorum ve çalışmalarına devam ediyorum. Onun için işimle de kaynaklı olarak da dünyanın her yerini gezme, görme imkanım da oluyor. Tesisimiz ve şirketimiz İstanbul'da. Dolayısıyla da yeni yapılan yolların Kuzey Marmara'dan İstanbul'a gelmemiz, havalimanına biz 20 dakikada gidiyoruz. Onun için İstanbul aslında çok büyük bir şehirmiş gibi, çok uzak bir şehirmiş gibi algılamamak lazım. Evet, doğru. Bazen mesela bir Kadıköy'den, bir Maltepe'den havalimanına gelmektense benim evimden havalimanına gitmek çok daha kolay olabilir. Şöyle kayalım birazcık kaydı. Tabii ki. Yani özellikle altını çizelim. Eviniz, aileniz, çocuklarınız, eşiniz hepsi Çorlu'da ikamet ediyor. Çorlu benim en büyük sevdam. Evet, o burayı bırakamıyorum. Yani. Hani diyorlar ya, Çorlu'da sık görmüyoruz onlara. O diyenlere kim de diyor? Aslında cevap oldu. Ben çok sık görüyorum mesela. Sen Çorlu'da görülmüyor diyen kim? Bilemem. Aslında siyasi manevralarda çok görmüyoruz diye gelirler. Doğru. Çorlu'da tabii ki benim hem yerel basınla ilgili olsun, hem gece saat 11.30'da bile beni arıyor. Şey doğru. Biz sık sık temas halindeyiz. Kesinlikle. Olmaması hiç önemli değil. Bir aile olarak biz yaklaşık kaç yıl oldu? 2018. Evet. Ondan öncesi televizyon dönemi yine bir 5 yıldır aday olsun olmasın görüştüğümüz, çok da sevdiğim bir kardeşim. Evet. Burada da ağırlamak lazım. Çorlu'da da görünmüyorsun demelerinin açıklaması, siyasi harekette ve manevralarda çok almıyorsun diye. Çorlu'da çok güzel bir teşkilatımız var ve çok başarılı teşkilat başkanımız var. Şu anda çok güzel bir ekibi, hırsla çalışan bir ekibi var ve onlar gerek duyduğu anda, alo dediklerinde zaten biz her zaman, her daim yanlarında oluyoruz. Ama bazen diğer, örnek veriyorum, partili arkadaşlarımızla da bir kafede, bir restoranda karşılaşıyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Fakat niçin siyasette aktif olarak rol almıyorsun dediklerinde de diyorum ki her şeyin bir vakti, her şeyin bir zamanı var. Ama her şeyden önemlisi, gönlünüzde yerin var mı diye soruyorum. Hepsi tabii ki diyorlar. Tabii ki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Yani konuşturmuyorsunuz ama artık dayanamıyorum, yani konuşacağım. Ben buradan tabii muhtarlarımız Ankara'da, Çorlu'nun mahalle muhtarlarına bir tüyo vereyim. Hayırsever, işte Engeller Derneği olsun,
Çorlu'da ihtiyaç sahipleri olsun. Necmi Bey'in efendim telefon numarasını ben yayından sonra yazayım. Hayırsever birisi kendisi. Ha bak onunla ilgili onun aslında sorun biz, vardı. Biz gerçekten 300 koli mi dağıttık? Beraber dikkatli. Bak Emin ekleyeyim mi sana? Ben, bunları hiç söylemiyor aslında. Hiçbir şekilde de paylaşmıyor ben, ama. Ben başkan olur olmaz. Milletvekili olur olmaz. Ama Necmi Bey'in en azından Ramazan'da mı dağıttık? Beraber bir 300 koli erzak paketi dağıttık. En azından Çorlu'muzun özellikle ekonomik geri kalmış mahallelerin muhtarları, o mahallelerde hayırsever vatandaşlar. Necmi Bey'in telefon numarasını ben numaranızı alabilir miyim efendim? Abi, her zaman. O zaman alabilir soruyu efendim. Soralım. Bir soruyu dakika. Sorayım. Necmi telefon Bey, numarasını alalım mı? Alalım. Bir şey geliyor. Sizin için derler ki Çorlu'da fakir fukaranın işte babası, abisi derler. Neler yapıyorsunuz? Çok da aslında paylaşmak istemiyorsunuz evet. Biliyorum. Geçtiğimiz yıl Ramazan'da Ercan dediği gibi bir kamyonla geldi. Biz de kendisine eşlik ettik, yardımcı olduk. Direkt muhtara verdik ama hiçbir şekilde resim paylaşmadı, paylaştırmadı da. Ama burada buna tabii değinmek istiyorum özellikle. Ablacığım çok teşekkür ederim. Çok önemli ve hassas bir konuyu açtınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü var. Diyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz bir aileyiz tabii. Ve bazen gece 10'da 10.30'da da böyle bir telefon geliyor ve diyorlar ki abi görmen lazım. Biz şu anda karkış kapıya dayandı. Halimiz vaktimiz yerinde ama bazı aileler var evinde yakacak odun yok. Bile bulamıyor. Şimdi o manzarayı gördüğün zaman evinde uyumak bile bazen zul olabiliyor. O zaman cebindeki parayı çıkartıp diyorsun ki yani ben kazanabilme imkanım var ama bu ailenin yok. Bu desturla hareket ettiğin zaman hayırsever diyorlar. Aslında ben hayırsever değil onların bir kardeşiyim. Hı hı. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah. Yarın başımıza neyin nerede ne zaman gelebileceğini kimse öngöremez. Ben ekmeğimi paylaşıyorum, kalbimi paylaşıyorum, sevgimi paylaşıyorum. O zaman buradan canlı yayında bir söz alalım Necmi Bey'den. Ya beni konuşturuyorsunuz. Bak ben konuşmayayım. Şimdi zararlı çıkacak Necmi Bey. Bir saniye. Şu koli olayında bir anım da var. Yani o bir kamyon dolusu koliyi Ramazan kolisini muhtarlığa kadar da kendi sırtınızda da taşıdınız yani ben bunları da unutmuyorum tabii. Allah razı olsun. Ama Allah hiç böyle reklam yapmadı. Şimdi bir saniye. Necmi Bey'in durumu Allah daha çok versin. Bildiğimiz kadarıyla da iyi. Çorlu Belediyesi olur olmaz. Şu Çorlu'ya hayır üzerine biz şuradan bir söz verin. Ne yapalım? Bir aşevine mi destek verelim? Çorlu Belediyesi'ne sizin işte annenizin babanızın ismi bir küçük bir kreş mi yaptıralım? Ya bu hiç alakası yok. Nereden nereye geldik ama şurada bir söz verelim. Sayın Ahmet Sarıkurt mu olur? Yeni belediye başkanı Necmi Bey mi olur? Bilemiyoruz önümüzdeki evet, süreçte ama süreçte. Şu canlı yayında gerçekten bir hayır işi yapalım. Çorlu'ya şöyle garibanın ihtiyaçlarını karşılayacak market var mesela. Markette bir destek olabilir. Dost markete evet. Bir destek alalım şu canlı yayında. Şimdi biz aslında sevgili izleyenlerle bunu samimi olarak paylaşayım. Bir gün Ercan abiyle beni konuştuğumuzda gene dedi ki Necmi bir şey yapalım, ne yapalım? Dedim abi sen ne istiyorsan öyle bir şey yapalım. Dedi ki evet, benim hayalimde dedim bir aşevi yapmak var. Hı-hı. Ben hayırseverlerin de gönüllü olabilir. Doğru. Ama deprem girdi değil mi araya? 7/24 açık evet. İnsanların banyo yapabilecekleri, üstünü değiştirebilecekleri, yemek istedikleri saatte bir çorba dahi bulabilecekleri bir aşevi yapalım dedim ve niyetlendik. Tam yola başladık. O zaman işte ülkemizi derinden etkileyen bir depremle karşılaştık. Evet, doğru. Biz de Çorlulular olarak, bütün dernekler olarak, vakıflar olarak el ele verdik. Hani orada işte parti ayrımı yapmadan deprem bölgesindeki hemşerilerimize, vatanseverlerimize yetişmeye çalıştık. Onun için o projemiz ertelenmişti. Ama tabii ki de Çorlu en güzelini hak ediyor. Dost Market'e bir bağış yapalım Sayın Necmi Yıldırım. Şimdi Çorlu Belediyesi çok yapalım. Güzel Dost Market'i var. Biz gittik çekimini yaptık. Bir saniye. Ya, siyaset nereden buraya geldi? Yapalım. Dost Market'e bir bağış yapalım. Bu evet. Şey oluyor maddi bağış zaten para olarak değil. Mesela örnek veriyorum bir kamyon beyaz peynir çok ihtiyaç gidiyor. Ya bir kamyon aynen. Çok da evet. Küçük bir şey olsun. Evet. 8-10 teneke bir beyaz peynir Ercan yapalım. Ercan abi beni kısıtlama. Bir dakika. Belki daha fazla yap. Aklımda evet. Bir şey daha var. Yani bunlar önemli şeyler. Siyaseti konuşuruz kolay. Önümüz kış. Kışın Çorlu'da parklarda yatan garibanlar var.
Çorlu Belediyesi Kaymakamlık'la beraber bunları otellere yerleştiriyor. Bu süreçte evet. sizi arayacağız. Orada 3-5 tane garibanın, dışarıda kalan vatandaşın otelde konaklaması için Necim Bey'den bir söz alacağız şimdi. O zaman da yardım edecek. Yani bu süreçten sonra evet. seçim olur olmaz. Tabii, onu da alalım. Ya beni konuşturmayın. Bak, seçim yokken kolye dağıttı. Evet. Kendi yok, taşıdı. Niye yapmasın ya, ki onlar? Güzel bir şey. Bence ya. Yapar. Biz de üzerimize gazeteci olarak bu yardımı birazcık dillendirmek. İşte böyle hayırsever iş adamlarına da doğru yere yönlendirmek. Yoksa hemen ver şuraya 1 lira, ver şuraya 2 liradan ziyade bu maddi yardım, bu yayın aracılığı hayırseverlere de söyleyeyim. Dost Market gerçekten çekimini yaptık. Beraber gittik. Hı hı. Orada tabii kaymakamlıktan da rakamlar alınıyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda desteği yapılıyor. Yapacak. Çorlu Belediyesi. Sayın Başkanım tabii çok merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Çorlu. Çorlu'dan siz de aday adayısınız AK Parti'den. Aday gösterilirseniz bu kaleyi nasıl yıkacaksınız? Biraz hani insanlar çıkmıyor Sayın Başkanım. Yani özellikle AK Parti'de şu anda sanıyorum 3 tane aday adayı var. Efendim hemen söyleyeyim 3 tane. Sayın Hakan Sunal, evet. Necmi Yıldırım, Zeki Ünal, Yümül. Evet. BD meclis üyelerinde 2 kişi var. Tayfun Varnalı, Semih Ayberk. Maalesef AK Parti Çorlu'da şu anda evet. resmi olarak adaylar fena değil ama bu arada ben bir giriş yapayım. Bugün partisinin yanında olmayan önümüzdeki milletvekili seçimlerinde sahaya çıkmasın. Evet. Ben 15 yıldır gazeteciliğim, 15 yıldır siyaset takip ediyorum. Ben Necmi Bey'i tebrik ediyorum. Evet, AK evet. Partili değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, AK Parti, MHP. Ya bugün partisinin yüzünü kara çıkaran, aday olarak çıkmayan, nasıl olsa alamayız Çorlu'yu deyip de yanaşmayanlar, yarın milletvekilliğinde ilk 2'ye, ilk 3'e nasıl gireriz? Deyip doğru, de doğru. 30 kişi başvurursa o zaman derler ki kardeşim geçen seçimlerde neredeydin? Heh, çok güzel. Yani evet. bunu da bir söyleyeyim. Zaten girişte söyledim bu bağlamda partisinin yanında olduğu için de ayrıca kutluyorum. Ya, bu çünkü önemli bir nokta. 3 tane şu anda evet. aday adayı var Çorlu'da başkanım. Yani hani yayında onu da söylemek zorundayım. Şu anda 3 kişisiniz aday adayı olan. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak görülen bir Çorlu'da aday gösterilirseniz. Evet, nasıl yıkacaksınız bu kaleyi? Yaklaşık 17 bin fark var başkanım. Sabırla dinledim. Ercan abinin önce söylemlerine bir cevap vereyim. Evet. Biz dünyada bir tarih yazdık AK Parti olarak. Dolayısıyla da işin açıkçası vakti ve zamanı gelmeyen hiçbir şeyin, örnek veriyorum, önüne de biz de geçemeyiz, kimse de. AK Parti dediğiniz noktada hakikaten yaptıkları hizmetler ortada. Bugün AK Parti'den adayı çok fazla çıkmamasının sebebi AK Parti'yi yalnız bırakmaları değil, belki de yanında oturduğun kardeşin için tarihte bir imkan, bir şans, belki de örnek. Siz mi önünü kestiniz diğer aferin? Hayır, belki de Allah'ın hazırladığı bir zemin, bilmiyorum. Evet, belki de olabilir. Çıkacak olan kim o aday için söylüyorum ben, bir tarih noktasında. Sizin gördüğünüz fotoğraf öyle olabilir, bizim gördüğümüz fotoğrafta da şöyle bir fotoğraf var. 31 Mart gecesinde biz kazanmışız Çorlu'yu. Nasıl olsa kayıt altına alınıyor. Bir fotoğraf Ahmet Sarıkurt elinde çelenklerle anahtarı belediyenin bize örnek veriyorum devrediyor. Ve biz 100 yıla imza atacağımız projelerle masaya oturmanın mutluluğunu ve gülümü yüzümüzdeki o gülümsemeyi gösterirken o kareyi de siz çekeceksiniz inşallah. İnşallah. Yani kareyi çekmek kolay. O bizim işimiz. Evet. Dolayısıyla da biz Çorlu'yu çok önemsiyoruz. Çorlulara çok önemsiyoruz. Hemşerilerimiz hakikaten o kadar güzel hizmetlere layıklar ki bu bir kalenin noktasında bu kadar güçlü olup da hizmet etmemeleri de bizi derinden yaralıyor. Çünkü ben de bir Çorluluyum. Yani bir sürü sorunların olması ve bu aşılabilecek olan sorunların aşılmamasını da ben bir Çorlulu olarak ciddi anlamda üzülüyorum. Onun için bu bir yarış değil Ercan abi. Bunu bu bakmamak lazım böyle. Gülün onun sorusunu unutma. Evet. Yok. Hemen şuraya düşün. Biteyim. Peki. CHP'li olarak hemen sözümü kesin. Soru sordun cevabını ben de vereyim. Çok güzeldi. Buyurun. Biz 31 Mart gecesi Allah'ın izniyle bir tarih yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kimse umut vermediği noktada İstanbul'da nasıl belediye başkanı olduysa bizim adayımız da Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi Çorlu'ya hakikaten
bu hizmetleri yapabilmek için gelecek ve koltuğa oturacak. Ya ama bir tarih yazacak. Seçmeni burası nasıl ikna edeceksiniz? Bir dakika, seçmenden yani ziyade. Ya bir dakika bak, ben takip ediyorum. İsimler burada. Çorlu Belediye Meclis üyeliğine tabii aslında bu 3 Aralık'a kadar tabii süresi var ama var. Ya daha 2 kişi var Belediye Meclis üyeliğine. Evet. Yani bir ilçe başkanı var, dördün kadın kolları yok. Ercan abi, her gençlik şey bu kadar mantıklıysa CHP neden bu kadar çoruyor, hizmet getirmiyor? Bu kadar anlattığın kadar mantıklı. Ben orasını bilemem. O bir dakika, soruma geliyorum. Bu teşkilatı yani nasıl toparlayacaksın? Yani teşkilatımız şimdi toplu. Allah'ın izniyle üye sayımız da, inancımız da tam yüksek şu anda. Onun için dediğim gibi bazen bizim öngöremediğimiz, kader dediğimiz bir iman ettiğimiz yaşama biçimimiz var bizim. Onun için bu AK Parti teşkilatını Çorlu'da tekrar ayağa kaldırıp dediğin gibi aslında 25 bin üyesi var ama ya rakamlar onu göstermiyor. Belki sizin bu bakış açınız farklıdır. Aynaya baktığında kişi bazen kendini dev gibi görür ya. Evet. Ama bakalım Çorlu ne diyecek şimdi 31 Mart seçimleri. Hayır, o ayrı da tabii önce teşkilatı değil. Teşkilatı inandırmak lazım. Dur bakalım. Başka bir adaylar çıksın. Vakit var Ercan. Adaylıkta da burada olacağım Ercan abi. Başka evet, şey de belki de adayımız burada olacak Allah nasip ederse. O zaman ona da o soruyu sorarsınız. Ama ben teşkilatta bir yıpranma görmüyorum. Tam tersine teşkilatta ciddi bir dinamizm, ciddi bir heyecan ve teşkilatın hazırlamış olduğu çok ciddi bir altyapı var abi. Allah bravo. Onun beni bile inandırıyorsunuz ya. Başkanım nasıl ikna edeceksin? Ben hiç düşünmeyeyim. CHP'liler sana çok güzel. Sen de beni inandıracaksın diye yapma bunu. Ahmet Sarıkurt arkadaşımız da çok kıymetli, değerli ve biz Gülgün abla bazı olaylarımıza bizim şahittir. Gerçekten genç, dinamik, işini aşkla yapan, Çorlu için çalışan bir arkadaşımız. Aynı heyecanda bizler de varız. Bu tatlı bir yarış, bu tatlı bir örnek veriyorum heyecan. Biz düşman olarak görmüyoruz kimseyi. Kimseyi de örnek veriyorum kendimize rakip olarak görmüyoruz. Biz zaten alacağız diyorsunuz. Kendi içimizde yarışarak rakip olarak en iyisini yapabilmenin hizmetini milletimize, hemşerilerimize sunacağız. Takdiri onlar verir. Şey çok güzeldi. 31 Mart değil tabii, ertesi gün mazbatayı alıyorsunuz. Evet. Çorlu Belediyesi'ne yürüyerek gidiyorsunuz. Ahmet Bey sizi çiçeklerle karşılayıp anahtarı veriyor mu? Belediye anahtarını size fotoğrafını çekecek misin? Çekeceğim. Peki başkanım, o fotoğrafın çekilmesi için bu seçmeni nasıl ikna edeceksiniz? Adayımız aday gösterilirseniz. İşte gösterildiğimiz zaman bunu konuşalım. Çünkü çok güzel projelerimiz var. Önce teşkilatı tabii ikna edip çalıştırmak lazım. Onu söylediğiniz saygısı olsun. Peki başkanım. Zaten inanmış ve hazır durumda zaten. Sayın ilçe başkanımız Kenan Kelle ciddi anlamda bütün organizasyonu, kadın kollarını, gençlik kollarını biz bu sefer tamamız Ercan. Ya başkanım sen geldin azıcık hareketlendi. Ben de biliyorum her tarafı. Yapma Allah'ını seversen ya. Sen gelince bunu azıcık bu pozitif enerjiyi verdin AK Parti'ye. Azıcık hareketlendi. Yok, yanlış düşünüyorsun. Hakan Sunal da aynı heyecanı verdi. Daha ama 2 Aralık'a kadar vakit var. Evet. Yani yaklaşık 5-6 gün ama mevcut şu anda Çorlu Belediye Başkan adaya dair bir kişi. Yarın AK Parti Genel Başkanımız diyebilir ki üçünüz de olmayacaksınız. Şimdi ben onu soracağım Çorlu'dan başkanım. Çorlu'dan başka bir aday gelecek diye. Ben merak ediyorum şimdi. Yani öyle şimdi olursa. Evet. Kırılır mısınız başkanım? Kırılır. Şu anda hayır, tabii taşın altına. Tabii ki de üzülürüm ama sonuçta biz hepimiz üçümüz de aday olarak aday adayız. Ama baksanız değil mi? Şu anda AK Parti için taşın altına elini koyan üç isim var değil mi? Evet, evet. Dördüncüsü yok şu anda. Şu anda yok, resmi olarak. Ama bu üç kişi haricinde başka böyle tepeden biri gelirse insan bilemiyor. Ya tabii ki şimdi kırılmayız desek çok samimi olmaz. Tabii ki kırılırsın, üzülürsün. Çünkü Hakan Bey de çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Zeki Bey de çok heyecanlı. Bunun zaten lezzeti burada. Ama siz değil, başka bir adayımız burada yarışacak diye takdir görürsünüz. Bize tek düşen saygı duyup tabii ki de o adayımızın arkasında var gücümüzle maddi manevi olarak çalışabilmek. Çünkü zaten kurumsallığın getirdiği en önemli olay bu. Yani biz bir olacağız. AK Parti'de görevler bitmez. Önümüzde daha milletvekilliği var. Ama Necmi Bey gerçekten vekil ve koltuklar için çalışmıyoruz be abi. Öyle mi? Yani çünkü bu ölümlü dünya. Bak yarın biz de ölebiliriz. Öteki de gibi. Ben koltuk için değil, hizmet edebilmek için. Bizim anlayışımız. Siyasetten bir ders aldınız mı siz? Hiç bu konularda böyle ya gerçekten acayip bakıyor ediyorsunuz. Şey hocam abi, siyaset sadece partilerde yapılmaz. Evet. Ben partinin dışında evde otururken beni arayıp evet, Necmi yetiş dediğinde de bu bir siyaset. Yani siyaset hizmet etme bir sanatıdır. Yani politika başka bir şey.
Siyaset başka bir şey. Dolayısıyla da siyaset yapıyorum diyen insan sadece kelimeyle insanları oyalama taktiği değil. Bunu politikacılar yapar. Siyaset birinin evinde su yoksa, birinin evinde odun yoksa, birinin evinde yolu yoksa onu götürebiliyorsan siyaset. Biz siyaset yapmak için ortaya çıktık. Evet, bugüne kadar nasip olmadı ama bugünden sonra her şey değişecek mi? Hem değişir, hem güzelleşir, hem de Çorlu'nun çehresiyle birlikte dünyaya marka olacak bir şehir haline gelir. Yani vallahi, bravo Ticaret abi. Odası Başkanımız İzzet Volkan mesela takdir edilecek bir sürü dünyaya imza attı. Bizi dünyada örnek veriyorum onurlandırdı, gururlandırdı. Doğru. Gene örnek veriyorum ama 2023 yılında sen bizim üstümüze geleceğine kendi içinde CHP'lilere sor. Arkadaş bizi niye madara ediyorsunuz? Valla ben muhalifim, benim CHP'liyim yok yani. CHP'nin muhalif, CHP'nin muhalif kanadındayım ben. Güzel. Bak biz bir aynı topraklarda yaşayan, aynı çatı altında tabii kalan. Ki. Kimin eli daha lezzetliyse yemeği o yapsın. Evet. Arabayı kim daha güzel kullanıyorsa şoför o alsın. Kim daha iyi yönetebileceğini iddia edebiliyorsa 31 Mart gecesi hemşehrilerimiz çıkar, inanacaklar ve dolayısıyla da bir tarafı seçecekler. Yarış bitecek mi, bitmeyecek mi? Necmi o günden sonra hizmet etmeyi bırakacak mı? Bırakmayacak. Bak Dost Market dedin, bak Aşevi dedik. Şimdi biz seçilemezsek ben bu Aşevi'ni yapmayacak mıyım? Ben yapacağım. Ya da Aşevi'ni yapmak için siyasete gireyim öyle mi? Aynen. Yok yok yok, ona kefiliz. Dolayısıyla da yani. Bizim hizmetimiz illa görülsün diye birilerinin gözüne sokmak mantıklı değil. Milletler evlerinde örnek veriyorum daha rahat. Hemşehrilerimiz sabah kalktığında sorun yaşamadan işlerine gitsinler. Öğrenciler daha ekonomik noktada düzgün şartlarda okullarına gidebilsinler diye bizler düşünüyoruz. Yani ben evde yatarken yarın tatile şuraya gideyim derken mi daha keyif alıyorum? Ben örnek veriyorum Ercan abinin evinde odun yok, çocuğunun cebinde parası yok, yarın nasıl olur? Ben buradan daha keyif alıyorum. Bu benim fıtratım gereği. Karakterimin özelliği bu. Onun için yarın CHP gene kazanırsa biz de olgunlukla tebrik etmesini biliriz. Ama biz de hemşehrilerimize şunu göstermek istiyoruz. Bizler bu projelerle, bu şekilde, şu kadar yılda bunları vaat ediyoruz. Sizlere bunlar için söz veriyoruz diye hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Ben bir hasret görüyorum. Ben bir vuslat görüyorum. Ben hakikaten bir... aşk görüyorum. Senin göremediğin partideki aşkı görüyorum. Biz bu sefer Allah'ın izniyle vallahi hemşehrilerimize bravo. Hizmet edebilme. Beni bile ikna etmeye başladın. Sanki AK Parti Necmi Bey'i alacak gibi geliyor. Öyle bir konuşuyor ki. Bence senin olacağız bizi aramıza geliyor. İnşallah. İşte buna hitabet sanatı deniyor. İşte, valla yani, bravo. Değil mi? Bravo. Dolayısıyla da yani biz... etkileyici. Yani böyle bir anda onu olabilir mi? Ben şok ya. Burası 17 bin park var. Bu nasıl olacak? Sonra hizmet hak etmiyor mu abi? Ya yapmıyorlar mı? Yapıyorlar işte. Ama ne yapıyorlar abi? Yaptı ya. Yapmadı mı? Yani şimdi bunu kişiselleştirip benim önüm Ahmet Sarıkurt diye dersen sevgili arkadaşıma sevgilerimi buradan gönderiyorum. Tabii ki de yapabiliyor ama herkesin kendi dağarcığındaki aynen, kadar. Aynen. Ben olursam daha iyi yaparım. Ama bak bunları biz konuşacağız. Olursak ben diye bir şey yok bizde. İşte kavram burada. Önemli olan bu. Biz birlikte olduğumuzda güçleri örnek ver. Düşünsene bak şimdi sana bir film çekiyorum. Yani Çorlu'yu kazanmışız. Örnek veriyorum. Gidip genel başkanımızdan yılların özlemiyle biz Çorlu'yla buluştuk. Çorlu'lu hemşehrilerimize biz bunları söz verdik. Bunları yapacağız dediğimiz zaman yaklaşımı ne olur? Yağar buraya vallahi. Efendim? Yağar dedi. Hizmet yağar dedi. Maddi manevi her şey yağar. Abi yolların şey yapılması. Ki, ama şu anda CHP var diye AK Parti hükümeti bir şey yapmıyor ki. Millet bahçesini açamadı. Ağıtepe'yi vermiyor. Onları biz siyaset programında konuşuruz. Ama şimdi... onların sebebini AK Parti'ye bağlama. Evet. Kime bağlayacağız? İşte yapmıyor. Bak bilmeden konuşmayalım. Evet. Yani. Dolayısıyla da evet. Bir alt tarafını İstemeyin bilmiyorlar. Yok estağfurullah. Burada çok önemli siyasetçilerimiz de vardı. Mustafa Şentop meclis başkanımız burada. Hayır CHP'li belediyeler olduğu için. Yani CHP'li belediyeleri çöp kovası bile vermiyor Çevre Bakanlığı. Ya bre AK Partili belediyelere gönderiyor. Bazen şahit oluyoruz. Neyse evet, yani siz diyorsunuz ki. 35 dakikayı geride bıraktık. Peki. Bu programımızın amacı Necmi Bey tanıtım. Aday olursa o zaman tabii sorularımız çok farklı olacak. Projelerini soracağım. Her şeyi soracağız o zaman ama. Şimdi şu anda hiçbir şey sormayacağız. Benim bir sürü sorum var aslında ama onları eğer inşallah aday gösterirseniz. Seçmeni nasıl ikna edeceğinizi mesela merak ediyorum aday gösterirseniz. Ercan'ın da dediği gibi 17 evet. bin fark var. 2 dakikada Ercan'ı burada bağladınız mesela sohbetinizle.
bir seçmen böyle ya yapacaksınız. Ya böyle olmalı ama siyasetçi azıcık umut vermeli ya. Evet. Biz yani evet. Böyle şey olmaz ki. Gerçekten güzel umutla başlıyor. Fark değil abla. Tarihte bununla ilgili ciddi anlamda. Bakın gerçekten ben siyaset ya da politika yapmak için buraya gelmedim. Ben partimin yanında durduğumu, örnek evet. veriyorum inançlarımı ortaya koyduğumu ve her daim inandığımız yolda yürüdüğümüzü göstermek istiyoruz. Ve tabii bizde de bir şeyler yapmanın aşkı artık bizi de. Yani biz yolların, su altyapıların, doğalgazın gibi çehresini değiştirmek istiyoruz. Çoğu da bunu hak ediyor. Yani neden yapmadılar sorusuna girip karşı tarafla kavga da etmek istemiyorum. Dediğim gibi biz bir aileyiz. Yani yarın öteki gün sayın Allah göstermesin bir tarafın bir cenaze olduğunu gitmiyor muyuz tabii, abla? Tabii. Şimdi burada dövüşmenin siyaset ne anlamı var? Şey. Biz karşılarına geçeceğiz hemşerilerimizin diyeceğiz ki bize inanırsanız bunları yapmak istiyoruz ve bunları şu tarihte bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla da bize bir şans, bir inanç, bir örnek veriyorum çıktığımız bu yolda destek olun diyeceğiz. Aynısını CHP'de söyleyecek. O da en son takdir hemşerilerimiz diyecek ki ben size inandım. Dediğim gibi örnek veriyorum burası Çorlu'nun kalesiydi. Devam etti. Takdir hemşerilerimizin. Dolayısıyla da bize hizmet vermezlerse ya da oy vermezler hizmeti kestik manasında gene öyle bir durumumuz ama yok. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Ben dediğiniz AK Parti burayı alırsa genel başkan Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Efendim biz Çorlu'yu aldık. Listelerimiz bunlar. Yani bu çok hassas bir nokta. Evet. Bunu böyle bıçak sırtı şehirler güzel kazanıyor. Süleymanpaşa bir CHP bir AK Parti. AK Parti geldi. Cüneyt Yüksel selamlarımızı iletiyoruz. Yağdırdı hükümet. Yağdırdı. İskeleyi verdi. Orayı verdi. Burayı evet. verdi. Biz ya kardeşim bana ne siyasetten diyorum CHP'si AK Parti. Ben de hizmet istiyorum. Ben bir oy buldum. Ben bir oy buldum. Ya bu sonuç... arada da CHP'ye çok teşekkür ederim hizmet etmediği için. Sonuçta haber var. Hayır. Ercan Bey'di. Burası CHP'li olduğu için AK Parti evet. hükümeti gerekli bir yatırımı vermiyor. Çay kaşığıyla veriyor. Sevgili hemşehrilerimiz sizler en iyisini hak ediyorsunuz. Amacımız, derdimiz tek sizlerin iyi hizmet alabilmesi için gecemizi, gündüzümüzü biz AK Parti ailesi olarak huzurunuza getirmek istiyoruz. Onun için bizim aşkımız, sevdamız Çorlu. Bizim tek istediğimiz, arzu ettiğimiz Çorlu teknolojiden, örnek veriyorum, nimetlerinden, bu teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklardan hemşehrilerimiz rahatça yaşasınlar. Gerçekten il olması hayırlı ise örnek veriyorum. Bunu da söke söke almak için çaba göstereceğiz biz siyasetçiler olarak. Nasıl bakıyorsunuz Çorlu il olsun? Çok uğraşıyoruz. STK'lar, işte Çorlu Ticaret Odası, belediye, biz gazeteci arkadaşlarımız. Sizin bakış açınız ne bu ya Çorlu il olsun? Tabii ki de örnek veriyorum bir aşk, bir özlem. Ben ilkokula gidiyordum. Ali Paşa İlköğretim Okulu'na gidiyordum. O zaman da aynı aşk, aynı sevda, heves vardı. Seyfettin Meriç Sayın Belediye Başkanımız evet, o zaman. Evet, evet. O günden bugüne kadar demek ki bir vakti var. Demek ki bir mesaj var. Bunda bir zaman var. Beklenen biri var. Geliyor gelmekte olan. Oluyor. İlle birlikte geliyoruz belki. Evet. Dolayısıyla da sevgili adayımız burayı alırsa, sevgili adayımız Çorlu'da örnek veriyorum çok büyük projelere imza attığı gibi biz olmanın gururunu da belki de Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle örnek veriyorum. Olurlar. Şu anda 86 tamam diyorsun. Nasip Allah ne derse olacak. Doğru ya şimdi ne diyeceksin Gül? Yaşıyoruz bunu. Evet. Ben şeyi söylüyorum. Ya iktidarı CHP yapacağız ya buraya AK Parti yapacağız. Başka çaresi yok. Tamam benim bir oyum tamam. Bu şehirde yani evet. kardeşim benim Trabzon'dan, Rize'den, Samsun'dan neyim eksik ya? Evet. Ya oradaki AK Partili belediye yağdırıyor. Ne yapayım ben? İnadına CHP, inadına. Kayseri'ye gittin mi? Gittim. Konya'ya gördüm. Gittin mi? Gittim. Ama Konya tabii oralar tartışılmaz. 30 yıl önde gidiyorlar da. Yani uzun lafın kısası maalesef siyasette böyle bir gerçek var. Ha tabii demokrasilerde böyle bir şey yok. Vatandaşın tercihi, vatandaş hakkını alıyor. Ama Türkiye tabii daha o kadar ileri demokrasi olmadığı için. Abi. Çorlu hizmeti hak ediyor. Çorlulu hemşehrilerimizin. Ben sabah 3.30-4'te bazen fabrikaların mesai dönüşlerine denk geliyorum. Orada çektikleri rezillikleri, buzda kalmaları örnek veriyorum. Bazen sorunlarını gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. Neden? Ya artık örnek veriyorum. Hani şey var, teknolojiyle birlikte devir de dönüşüyor ya, dünya da bir kabuk değiştiriyor. Dolayısıyla bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. Yani en azından belediye başkanlarımızı, en azından il yöneticilerimizi dünyayı görebilmeleri için ciddi eğitim noktalarında
seminerlere göndermelerimiz, fuarlara göndermemiz lazım ki. Çünkü onlar şehri yöneten büyüklerimiz. Yani bir belediye başkanı, bir il başkanı, bir örnek veriyorum, hizmet edemeyecekse Ercan abi, sen ben nasipleneceğiz bundan? Sen ben şikayetçi olurum. Valla siyaset umut verme şeyi, ben onu bunu bilmem. Politika birazcık da vatandaşa umut vereceksin. Zaten AK Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldır bunu başarıyla yapıyor ki 22 yıldır memleketin bu senede başında. Bu işler böyle. Evet. Vatandaş birazcık da vaate bakıyor. Ekonomi almış, dibe vurmuş ama İşte emekli maaşını şunu yapacağız, bunu yapacağız. Memlekette neyse oralara girmeyelim. Hadi yerel devam edelim. Onları aday aday olduğu zaman çok konu var. Tabii yaklaşık 40 dakikayı da geride bıraktık. Dediğim gibi bizim sorularımız bu kadar. Bu bir aday tanıtımı. Bak ağzımdan çıktı. Aday adayı tanıtımıydı. İnşallah. Daha önceki tanıtımları yaptığımız gibi aynı şekilde Necmi Bey'e de öyle yaptık. Sizin son paylaşmak istedikleriniz varsa söz sizde. Biz hiç araya girmeyelim. Buyurun başkanım. Öncelikle tekrar size teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkanı tanıdığınız için ve sizin aracılığınızla da bizi izleyen sevgili hemşehrilerimize de derin hürmetlerimi iletiyorum. Bizim varlığımızın tek sebebi sizlersiniz. Türkiye'nin 81 il 957 ilçesinde yapmış olduğumuz, örnek veriyorum, çalışmalarımız, hizmetlerimiz tek bir adı var. Biz buna aşk diyoruz. Bu aşkı da Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmasından, onun bize açtığı bu, örnek veriyorum, hizmet yolundan gidiyoruz. Burada da aynı hizmeti Çorlu'da da kazandırabilmek için var gücümüzle, teşkilatımızla çalışıyoruz. İl başkanımız, ilçe başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları ve bütün aile olarak da biz hazırız. Bunu da adayımız belli olduğu zaman inşallah, örnek veriyorum, sizler de göreceksiniz. Bu sefer başka, bu sefer bir çağ açıp bir çağ kapatacağız. Ben buna inanıyorum. Sizlerden gerçekten hak ettiğiniz şeyi istemenin vaktinin geldiğine inanıyorum ve dolayısıyla da size yakışan, size hizmete en iyi kim getireceğine inanıyorsunuz, onu desteklemenizi rica ediyorum. Sayın Ahmet Sarıkurt'a da buradan mesaj göndermek istiyorum. Anahtarı hazırlayınız. Biz aşkla, sevgiyle çalışmaya, bu milletimize hizmet etmeye geliyoruz. Onları da ikna edip inşallah belediyenin anahtarı duramıyor şimdi. Şaka yapıyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Sayın Ahmet Sarıkurt Belediye Başkanımıza da latife yapıyorum tabii ki. Dolayısıyla da bu bir tatlı bir yarış. Bu yarışta kim ikna ederse sonuçta 31 Mart gecesinde sandıktan o çıkacak. Hepimiz için hakkımızda hayırlı olanı nasip ediyoruz. Ama biz çalışmak için gelmek istediğimizi de vurgulamak istiyorum Ercan abi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dedim ya, siyaset ikna sanatı, insan kazanma sanatı. Necmi Bey de ben yani, biliyordum da bu kadar birazcık daha şey var. Dersine iyi çalışmış, iyi hatip. Beni bile heyecanlandırdı. Yoksa biz bakıyorduk AK Parti'den bir şey olmaz diyorduk ama Necmi Bey bir heyecan getirecek herhalde yerel seçimlere. En güzeli de şey, çok ikna edici bana göre. Hani Cumhurbaşkanı arkamızda, devlet arkamızda, bak biz gelelim. Şorluyu, ama bunu bireysel olarak uçur. Ben öyle. Biz ben, olarak söylüyorum. Tamam, yani hayır, muhakkak. Adayımız kim olursa olsun. Şahsınıza demiyorum. Tabii. Yani AK Partili belediyelerde bunu zaten görüyoruz ama tabii burası Çorlu. Burada da öyle 17 bin fark kapanacak gibi değil. Yine de dediklerine ben de katılıyorum. Vatandaşın takdiridir. Kim ikna ederse Çorlu'yu, vatandaşı, o gidecek belediyenin anahtarını alacak. 31 akşamı Atatürk Meydanı'nda meşaleler yanacak. 1 Nisan, 2 Nisan'da da mazbatayı alıp göreve başlayacak. Biz herkese eşit mesafedeyiz, muhalefetiz. Bugün fazla aykırı soru soramadım. İnşallah en kısa zamanda bu aykırı sorularımızı Necmi Bey'e de soracağız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, soruyorum canlı yayın konuğumuz bugün Çorlu AK Parti, Çorlu Belediyesi AK Parti. Başkanımız için. AK Parti Çorlu Belediye Başkan aday adayı, evet, Sayın Necmi Yıldırım oldu. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Sağ yolunuz açık olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.